Hoş bulduk. Üsküdar şikayet duyum odasında gördüm. Ha? Sağdan olsun. Yer yok, içe başkanı da alayım. Tamam, diğer arkadaşlarımız beklesinler. Üst salon boş. En güzel eser, içimize yapabildiğimiz eser. Yok, yani Allah'a şükürler olsun. İleri gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Ben şimdi bak, bir devlet açısından yaklaşıyorum. Yani diyorum ki, eser yapmıyoruz. Bu bir öz eleştiri yani, bunu ben kendi aldım. Yani bizim camilerimiz daha eser halinde. Eşten böyle yapmış. Sultanahmet'e bak böyle ya. İşte Selimiye bak böyle yani. Git Urfa'da diyelim ki Aşınur Camii. Bak böyle yani. Hasan Paşa'ya bak böyle. Ya eşten böyle yapmış. Biz böyle yapmamışız. Biz sanki hemen yani böyle bir günlük herhalde. Ben iki tane kurdum. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanımız sağ olsun bugün Bozova'da bir aradayız. Aynı şekilde Nihat Başkanımız, Şoförler Odası bağlı bulunan karma bir şekilde tüm esnaf için alıyor. Tabii ilçelerinde bu anlamda bir yapı kurulmuş durumda. Sonuçta şoför de olsa, bakkal da olsa, bayi de olsa, mobilyacı da olsa, marangozcu da olsa, terzi de olsa bizim açımızdan esnaftır. Esnafı önemsiyoruz. Bunu burada belirtmek istiyorum özellikle. Neden? Çünkü şehrin yaşayan damarları, sokağın, çarşısı, şehirde sabah bismin Rahman Hazreti arabasını açan onlar. Şehrin sahibi aslında insanlara aynı şekilde hizmet veriyor. Şimdi bizler de şehirlerimize belediyeler olarak ne kadar güzelleştirirse, düzgün asfaltlar, güzel kaldırımlar, iyi duraklar, kaliteli bir taşıma hizmeti, yeşil alanlar, spor tesis alanları, güzel bir altyapı hizmetleri, aynı şekilde esnaf da beraberinde kaliteyi yükseltiyor. Zaten büyüklükten başladık şu an merkezde, ana caddelerimizde esnaf için güzel cephe düzenlemeleri, iş yerinde araba düzenlemeleri. Yine büyük ilçe şeyde başladık, Siverek'te, Viranşehir'de, Biricik'te ve şimdi sırayla diğer ilçelerimize doğru esnafımızın da daha iyi iş yerlerini güzelleştirmek, onlara yardımcı olabilmek için gerçekleştirdiğimiz bir proje. Bozova Şoförler Odası ve aynı zamanda Şoförler Odası diyoruz ama aynı zamanda diğer esnaflarımız da içerisine alan karma bir odamızdır. Bu karma odamız içerisinde esnaflarımızın kayıtları ve kooperatifle ilgili sıkıntılarını Sayın Nihat Başkanımız Otamsa olsunlar burada Bozova'da yürütmektedir. Dolayısıyla biz de Esnaf Odaları Birliği olarak da kendisinin bir üst kuruluşu olarak biz de başkanımızın sıkıntılarını bize getirdiğinde biz de birlik olarak elimizden gelen gayretleri ve sıkıntıları giderme açısından gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye'mizle esnafımızın iç içe çalıştığı bir kurum olarak görmekteyiz biz. Her zaman için bekleriz. Şöyle yapıp alır da yaparız. Şimdi bakıyorsun mesela, fıstık en fazla burada yer. Yeri buradan alacağım. Pişirdiniz. Nerede? Montaj. Ne çatlatması, ne tozlaması, ne paketlenmesi, ne içim, ne bunun... 50 çeşit buradan şey çıkıyor. Herhangi bir şeysi yok. Şimdi oturuyor diyor efendim bu fıstık Urfa'dır, niye Antep olmuş? Niye Antep olmuş? İşleyen Antep. Yapan Antep. Şimdi adam Antep'te bunu işletiyorsa, paketliyorsa... Yani kusura bakmasınlar, yani adam akılsız değil ki kalıp şanlı fazla. Da vuracak, ürünü de vuracak. Şimdi kök bizde, en fazla kök bizde. En fazla alan bizde. Şimdi fıstık öyle. Dönüyorsun bakıyorsun mesela, buğday. En iyi buğday. Durum buğday. Makarna alıp olabileceği. Noğun Ankara, Filiz.
kaç tane? 3-5 tane marka ben biliyorum ki. Oba. Oba. Harran. Rum buğday. Yani kök olarak. Ha. Bu adamlar zaten buradaki tüccarlarla anlaşmış durumda bu buğdayı direkt makaronla alıyor. Urfa'da bir makarna fabrikası yok. Ben tanım Sitten, bu bizim bölgenin bir insanı.